Şeria'da İsrail askerleri 23 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Fanatik Yahudi işgalciler de İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrail yönetimi gazetecilerin Gazze'ye girmesini engelledi, sınır kapılarını kapattığını duyurdu. Filistin'de büyük yıkıma neden olan 11 günlük saldırıların ardından ateşkes sağlandı. Ancak İsrail bölgede provokatif adımlar atmaya devam ediyor. İsrail polisi yine Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde evleri bastı. 23 Filistinli daha gözaltına alındı. Sivil Yahudi işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazilerine büyükbaş hayvanlarla girdi. Filistinlilere taş ve sopalarla saldıran grup 7 kişiyi yaraladı. Onlarca fanatik Yahudi işgalci ise İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi. Baskın öncesinde İsrail polisi bölgede ibadet eden Filistinlileri uzaklaştırdı. İsrail yönetimi Gazze'deki yıkımı görüntülemek isteyen gazetecilere izin vermedi. Gazze'ye geçmek isteyen gazetecileri engelledi. Gazze şeridine yolcu geçişi ve ticari ürün girişinin sağlandığı iki sınır kapısının da kapatıldığı duyuruldu. Gazze'de ise 11 gün süren bombardımanın ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. İsrail ordusunun Gazze şeridine attığı ancak patlamayan yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisi imha edildi. Büyük yıkıma uğrayan şehirde enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Enkazı temizlerken çok sayıda güçlükle karşılaşıyoruz. Öncelikle binaların çökme ihtimali var. Ekipman sıkıntısı var. Elimizdekiler eski ve güvenli değil. İsrail'in sivillere saldırıları nedeniyle savaş suçlarının soruşturulmasına yönelik bir adım daha atıldı. Çok sayıda basın kuruluşunun ofisinin bulunduğu ve sivillerin yaşadığı 13 katlı binanın İsrail saldırılarında yıkılması Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Binanın sahibi mahkemeye suç duyurusunda bulundu.